Xavi Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Merhaba dostlar, ne haber? İnanması çok güç olsa da Süper Lig'de yokları oynayan ve şampiyonluk şansı matematiksel olarak bile kalmayan Galatasaray'ımız Avrupa'yı dize getirmeye devam ediyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren takımlar arasında deplasmanda gol yemeyen tek takım olan Cimbom, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam ediyor. Düşler sahnesinde rolünü kusursuz oynayan sarı kırmızılılara dünya basınından ve Barcelona patronundan büyük övgüler var. Unutmadan söyleyelim, Galatasaray'ımızın NEF Arena'da çeyrek final peşinde koşacağı dev rövanş maçı 17 Mart Perşembe günü oynanacak. İşte dünya basınında Galatasaray'ın Nou Camp macerası. Marca, Galatasaray Barcelona'yı nasıl durduracağını biliyordu. ESPN, Galatasaray Camp Nou coşkusunu soğuttu. El País, Barcelona İstanbul'da galip gelmek zorunda. Ve Bild, Barcelona yıldızları Galatasaray karşısında sönük kaldı. Dünya devi Barcelona'nın ünlü teknik patronu Xavi de asana hakkını teslim eden futbol otoritelerinden biri oldu. Xavi dev maçla ilgili, iyi bir sonuç alamadık bu ortada. İkinci yarıda daha iyiydik ama harika bir savunma ve muhteşem bir Iñaki Peña ile karşılaştık. Galatasaray çok çok iyiydi ifadelerini kullandı. Peki sizce Galatasaray'ımız zorlu rövanşta rakibini ekarte edebilecek mi? Galatasaray Barcelona'yı eler diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a gol ve asist makinesi. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ümitleri matematiksel olarak da son bulan Galatasaray, gelecek sezon adına kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra, topu ileride tutması gereken maçlar içinde top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray, daha önce scout ekibi tarafından izlenen Ramadan Sobi için harekete geçti. Kariyerini Mısır ekiplerinden Piramit'te sürdüren 25 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Mısır ekibini de ikna etmesi halinde Sobi'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Mısırlı yıldız, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Mısır basını da şu anda Piramit takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde Ramadan Sobi Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Sobi daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield formaları da giymişti. Sobi Mısır milli takımıyla katıldığı Tokyo Olimpiyat oyunlarında kendini yeniden gösterince talepleri de haliyle arttı. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve Premier League yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep ettiği ve oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Mısırlı yıldız, geçen sezon sahaya çıktığı 36 maçta 16 gole doğrudan etki etmişti. 25 yaşındaki futbolcu kariyerinde ise toplam 40 gol atıp 33 de asiste imza attı. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Galatasaray'da seçim gündemi kulüp kulislerinden bir dakika olsun eksilmiyor. Sarı kırmızılılarda eski başkanlardan Ünal Aysal'ın yeniden aday olacağı iddiası taraftarları heyecanlandırdı. Peki Ünal Aysal yeniden Galatasaray başkanlığını düşünüyor mu? Aysal son günlerde artan iddialara yanıt verdi. Başkanlık iddialarıyla ilgili konuşan Ünal Aysal, şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de şimdilik görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimseyle özel bir görüşmem olmadı. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim. İfadelerini kullandı. Ancak Ünal Aysal'ın şimdilik ve şu anda kelimelerinin altını sürekli çizmesi ve daha önce yaptığı bir açıklamada daha çok genciz,
aday olup olmayacağımı isterseniz seçim olduğunda konuşalım. Sözleri Aysal'ın başkanlığa yeşil ışık yaktığını net bir şekilde gösteriyor. Kişisel servetinin 10 milyar dolar olduğu konuşulan Aysal'ın camianın önde gelen isimlerinden biri olmasının yanı sıra Galatasaray liseli olması da ünlü futbol adamının adaylığı halinde seçimi kazanmasını oldukça kolaylaştıracak bir faktör olarak öne çıkıyor. Galatasaray'dan James Rodriguez bombası. Devre arasında Buffetimbi Gomis, Inaki Peña, Eric Pulgar gibi transferler yapan Galatasaray, gelecek sezon yeni bir yapılanmaya girecek. Kadrosundaki Ryan Babel, Sofyan Feghouli, Ömer Bayram gibi yetersiz görülen oyuncularla yollarını ayırma planlarını yapan yönetim, bu oyuncuların yerlerini etkili isimlerle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray için İspanyol basınında yazılan isim dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez oldu. Kolombiyalı yıldız 2020 yazında bedelsiz olarak Real Madrid'den Everton'a transfer olmuş. Ancak Premier Lig'de de beklentilerin altında kalarak 8 milyon euroya Katar'ın yolunu tutmuştu. Avrupa'ya geri dönüş sinyalleri veren James Rodriguez, başka bir yere gitmek istiyorum. Avrupa'ya geri dönmek bir seçenek. Sanırım yeterli şartlara sahibim. Burada tempomu arttırıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Müzisi, kupalarla dolu bir takıma gitmek istiyorum, demişti. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı. Haberde Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in sarı kırmızılılara prensipte evet dediği ancak dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise El Rayyan'dan aldığı 900 bin euroluk aylık maaş olduğu öğrenildi. Sampdoria'dan Chicalgao'ya 10 milyon euro. Galatasaray'da scout ekibinin keşfettiği Alexandru Chicalgao sezon başında 6,5 milyon euroya Romanya'nın Craiova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 3 taksit yapılmış ve sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır maddesi koyulmuştu. Galatasaray'da sezonu çok hızlı başlayan ve ilk 3 maçta 2 gol atan Chicalgao Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Romanya milli takımında da boy gösteren Alexandru Chicalgao'yu Galatasaray'a gelmeden önce de takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın 10 milyon euroluk teklif hazırladığı kaydedildi. Rumen yıldız için kararın yaz aylarında verileceği bildirildi. Yeni sportif direktör Pasquale Sensibili'nin eskiden çalıştığı Sampdoria kulübüyle ikili ilişkilerini kullanarak ücreti tavandan tutacağı ifade edildi. Sensibili'nin alınacak futbolculardan çok satılacak isimler üzerinde duracağı öğrenildi.